İyi günler sevgili seyirciler. Kalplerimiz seni unutur mu? Bu yeni sezonun ikinci programı. Bu programda kalplerin gerçekten unutulmayacağı iki tiyatro, sinema, dizi ve muhteşem bir aile. Oyunculuklarıyla, dostluklarıyla, sevgileriyle iki güzel insan. Ben hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canım, önce hanımlardan başlarız biliyorsun. Seraycığım hoş geldin. Hoş bulduk. Seray Gözler. Ne güzel sizinle olmak. Canım sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Saydam. Tabii tabii. Saydam 7 ay. Allah'ım ya Rabbim. Jünümüz. Jünümüz ve güzel kızımız bizim. Beraber ne kadar güzel şeyler, ne kadar evet, güzel anılar bıraktık dizilerde. Evet. Çok güzel çalıştık. Ne kadar özledim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu davetimize hemen geliriz dediniz. Biz de sizlerin bu programda her şeyinizi hazırladık. Tiyatrolarınızı hazırladık, dizilerinizi hazırladık, filmlerinizi hazırladık. İnşallah bunlar yediği eksiği olmadan olacak zannediyorum. Bizim için de şeref sizinle olmak. Ay yani benim, gerçekten. Canım benim Seraycığım. Çok... Benim güzel kardeşim ve güzel Saydam'ım. Ben önce bu işlerde biliyorsun kardeşlerden başlarız. Hanım kardeşlerimizden başlarız. Biz önce böyle bir seni bir nasıl bu hayata girdik sinemaya. Bu küçük yaşlardan başlayıp bir ufak bir şeyler aslında öğrenelim. Ben küçük yaşta başlamadım. Konservatuara girmek istedim. Tiyatro bölümüne. Tiyatro bölümünü okudum. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi. Tiyatro bölümü mezunuyum. Sonra da devlet tiyatrosuna geçiş yaptım. Ama rahmetli Tomris Oğuz Alp. Allah rahmet. O zaman ilk tiyatroya girdiğimde Çalıkuşu için Müjgan rolüne birini arıyorlarmış. O da hemen Osman Bey'e Seden'e beni söyleyince Osman Bey'le o yolculuğumuz başladı. Adana'da doğdum. Adanalıyım. Oradan yani İstanbul'a nasıl geldin? İstanbul'a tek başına mı geldin? Yok hayır. Ailemin yarısı buradaydı zaten. Hmm. Annemler oradaydı. Abimler üniversiteyi kazanınca bu tarafa geçiş yapmak zorunda kaldık. Ondan ilkokulu bitirip İstanbul'da okumaya başladım. Ondan sonra da devam etti zaten. Annem de pedagogtur. O da bizimle beraber okudu. Abimlerle beraber yarım kalan hem öğretmendi hem de yarım kalan İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünü de bitirdi. Ay, beraber güzel. Okuduk yani. Çok güzel. Bir de Saydam'ımızı öğrenelim birazcık. Nasıl başladınız? Tabii ben, babam başlattı bizi. Yani şöyle ki benim babam işçiydi. Tiyatro geldiği zaman İzmit'te oturuyorduk. Bizimle aile hangi tiyatroya gelirse gelsin bizi götürürdü. O yüzden ben öyle bir babaya sahip olduğum için çok şanslıydım. Nur içinde yatsın. Sonra tabii ben oyuncu olmaya karar verdiğimde biraz ırım kırım etti ama hani malum koşullardan dolayı. Hep mahalle arkadaşlarımın arasında da onlar futbol takımı kurarlardı. Ben de derdim ki hadi biz tiyatro yapalım. Bana gülerlerdi. Her zaman yalnız kaldım. Hiçbir zaman öyle bir çalışma yapamadık. Zaten öyle bir olanak da yok. Şartlar da uygun değil. Ama şu gerçekleşti. Onlar futbolcu olamadı ama ben oyuncu olabildim. Bir de öyle ya, böyle oyuncu tabii. Olmadı. Sonra... Yalnız kalınca gözlemci olmak daha kolay oluyor galiba. Evet. Hem kendinizi gözlemliyorsunuz. Çevrenizi. Evet. İçinde olunca o kadar gözlemleyemiyoruz. Evet. Onun için faydalı bir şey oldu. Kesinlikle. Sonra tabii Kocaeli Bölge Tiyatrosu Derneği de bir derneğimiz vardı bizim. Tiyatro yapıyorlardı. Onların arasına katılma şansı buldum.
Onlar da beni çok doğru şekilde yönlendirdiler. Konservatuara hazırladılar. Sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na girdim. 88'de mezun oldum. Konservatuara girerken neler hayal ediyordunuz? Neler hayal ediyordum? Önce bir tiyatro oyuncusu olmayı hayal ediyordum ve devlet tiyatrosunda oyuncu olmayı hayal ediyordum. Şimdi aynı zamanda ben eğitmenlik de yapıyorum bir özel üniversitede. Gözlemlediğim bir şey var. Şu andaki gençler oyuncu, yani geliyorlar, bölümlere giriyorlar ama şunu keşfettim. Oyuncu olmaktan çok şöhret olmak için bu bölümlere giriyorlar. 2-3 sene önce İngiltere'de bir anket yapmışlar. Gençleri soruyorlar. Ne olmak istiyorsunuz? Şöhret olmak istiyoruz. Evet. Yani bir şöhret olsun da. Ya şöhret. Yani evet. Nasıl olursa olsun. Yani mesela futbolcu olsun. Evet. Değil mi? Hı. İşte ne bileyim doktor, hani doktor da var ama doktorum da şöhretlisi olsun. Öyle mi? Keşke böyle olsaydı ama sanmıyorum. Şöhret, şimdi Saydam'la her zaman konuştuğumuz bir şey var. Benim de şöyle bir tespitim oldu. Tabii ki siz de katılırsınız umarım. Şimdi meslek sahibi olmak ayrı bir şey. Bir de iş sahibi olmak ayrı bir şey. Yani şimdi ben tiyatro oyunculuğu meslek olarak görüyorum. Ve çok ünlü bir yönetmenin eşi de zaten bir okuduğum röportajında şöyle demiş. Star olmak, ünlü olmak, yani şöhret olmak ayrı bir şey. Aktrist olmak ayrı bir şey. Yani kesinlikle. Oyuncu. Aynen. Yani onun için bunun arasındaki şeyi, yani bunu bir çizginin bir tarafı ayrı. İşte star olmak, şöhret olmak, bir tarafı da mesleğini çok iyi yapmak. Ama yani, şey var, yani dışarıda örnekler var, bir Meryl Streep gibi, hem çok şöhretli. Tabii şey. Ama mesleğinde burada da ama olmuyor çünkü şöhreti başka türlü devam ettirmek mecbur. Ciddi bir oyuncuysanız bile, star olmak istiyorsanız bu şey tarafı, magazin tarafı çok önemli. Şu arada mesela dışarıda oyuncu olmak istiyorsanız bile şey bakıyorlar, senin Twitter hesabındaki... Tabii. Kaç kişi takip, Kaç kişi takip ediyor? Bu ilginç bir şey yani. Çok ilginç bir şey. Şimdi, burada da ama mesela. Şimdi o benim yani gözlem, o Twitter'da hani bir şey yapıyor. Diyelim ki Suna Hanım'ın Twitter'da kaç kişi takip etti. Onun bile pazarlamasını yapan kesinlikle şirketler varmış. Yani siz onlarla anlaştığınız zaman o Twitter şeyini, takip edeni çoğaltıyorlar. Yani bu, o da bir sektör olmuş oldu. Evet. O acayip bir sektör. Oyuncular için de çok önemli tabii, bir tabii sektör. Tabii önemli yani. Yani her şey onu internet üzerinden dönüyor artık. Bana şey gibi geliyor. Mesela artık hani bu temin Seraycığım söylediği çok güzel bir şey var Seray. Yani meslek bir de şöhret olmak gibi. Şimdi meslek olunca sizler gibi bu işi yapınca bu işe emek vereceğim. Evet. Bu işe yüreğini koyacaksın. Öyle işler yapıldı ki, sizler de öyle işler yaptınız ki, çok beğendiğiniz bir film, tiyatro, dizi, neyse her şeyde, çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz bir şeyde, önce ben bayıldım buna, bunda oynamak istiyorum dediniz. Evet, evet. Kaç para alacağım demediniz. Evet. Şimdi böyle bu işlerin, bu mesleğin bir de yüreği olması lazım. O sıkıntıları çekecek, o darbeleri yiyecek, o hayal ettiklerini, o uzakta olan o hayallerinin bir zaman yıkıldığını hissedecek. Sonra bir bakacak ki bırakmadığı için tepelere doğru çıktığını. Ben sizleri biliyorum. Dizilerden, filmlerden, bir de tiyatrolardan nasıl bir savaş veriyorsunuz? Şimdi hem bir isim, hem bir şöhret, hem bir tanınma, hem bir sevilme. Ama neler çektiniz siz ya? Ama onun sorumluluğu çok fazla oluyor. Fazla. Yani oyuncu, gerçek anlamda oyuncuysanız yani şöhreti fazla, şöhret derken yani tabii ki şöhret, siz de çok güzel tanımladınız az önce. Yani işinizde iyi yapıp da öyle şöhret olmak tabii ki çok güzel bir şey. Yani işinizi yaparak ama sosyal medya yani magazinsel altı boş bir şey zaten uzun süreli bir olmaz. Oyunculuk olmuyor. Olmaz. Yani o şöhreti sürdürüyor ama saygı gidiyor. Evet. Saygı kalmıyor. Evet, evet. Şöhretli olunca da o türde
şöhretli olunca saygı bitiyor değil mi insanların? Çünkü magazinel hale geldi insanlar. Evet, tabii, geçmiş tabii. Olsun. Öbürü kalıcı oluyor sizler gibi. Yani sizlerin yani, yaptığınız, siz kolluyorsunuz. Kendinizi kolluyorsunuz. Ailesiniz, birbirinizi kolluyorsunuz. Mesleğinizi kolluyorsunuz. Çok doğru bir şey. Mesleğim, eğer biz şu anda, diyelim ki ben şu anda oyun oynamıyorum. Belirli bir takım projeler var. Ona göre yönlendirecek tiyatroda bizi, yani konuştuğumuz şeyler var. Şimdi olmadığımız zaman kendimizi o zaman sıcak tutmak için ya mesleğimiz doğrultusunda bir etkinlik yapıyoruz. Diyelim ki yoga yapıyorsun, spor yapıyorsun. Ben mesela eğitmenlik yapıyorum. Eğitmenliğimde özel bir okulda eğitmenlik yapıyorum. Yani büyüklere oluyor. Çeşit çeşit öğrencilerimiz oluyor mesleklerinden. Ama oyuncu olmak isteyenler geliyor. Ama hepsi şöhret olmak istiyor. Diziye girmek istiyor. Dizide ne yapabilirim diye. Bunları nasıl şey yapacaksın? Tabii gelmiş oraya oyunculuk. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ders almaya çalışıyor. Ama bunun da bir de eğitimi küçük yaştan olmalı diye düşünüyorum ben. Biraz hani, Tanrı vergisi. Biraz da öyle. Evet, Tanrı vergisi. Bayağı bir. İlle okul bitirmeniz gerekmiyor bence. Ama o yeteneğiniz varsa eğitim almanızı tavsiye ediyorum ben. Yani, ama ille okul bitirilecek diye bir şey de siz yok yani. Siz her sene bir oyunda oynamıyorsunuz. Yani bazen boş mu oturuyorsunuz devlet tiyatrosunda? Nasıl oluyor? Hayır, oynuyoruz. Her sene oynuyorsunuz. Her sene oynuyoruz. Yani şöyle, oyunumuz var ama yeni bir oyuna girmeyebiliriz. O eski oyunumuz devam ediyor. Ha, eski oyun devam ediyor. Evet. Evet. Oturup yani boş oturup beklemek gibi bir şey yok. Şimdi, böyle bir şey hatırlıyorum. Var ama bazen oluyor. Tartışma konusu oluyor. Bir oyun, hani yönetmen şu oyuncularla çalışmak istiyor. Tamam. Şimdi İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da sahne sayımız çok az bizim. Oyuncu sayısı fazla. Hı. Bazen oyun yetişmeyebiliyor. Ama kim söyle hani bir yıl, iki yıl, üç yıl çalışmama söz konusu değil. Yani ben mesela bir yıl çalışmadım, bir buçuk yıldır ama bir buçuk yıl önce de hazırladığım bir oyun vardı. Her hafta prova yaptık. Şeydi hatta, çok özel bir gün. Sofia Loren'le Marcello Mastroianni'nin filmi vardır ya, çok özel bir gün. Muhteşem onun bir tiyatro film. Versiyonunu yapacaktık. Bir sene çalıştık ama bazı nedenlerden teknik konulardan dolayı konulamadı. Ama ben mesela o sene o rolü çalıştım da seyirciye çıkmadı. Ya böyle durumlar da olabilir. Bir dakika, seyirciye çıkmamak sizin için önemli. Çünkü çalıştığınız bir şey, yani görsün gece gündüz yani evde sürekli şeyinizi ayarlamışsınız. Öyle. Her hafta provaya gidiyorsunuz. Seyirciye çıkmayınca kalıyorsunuz. Yani hayata çünkü, geçsin, halka evet, çünkü geçsin değil mi? Bazı sanatçılar var. Sahneye çıktıkları için kendileri için çıkıyorlar. Yani iki tane izleyici mi var? 200 tane izleyicim var, önemli değil. Sanırım tiyatroda böyle bir şey olmaz. Tabii yani bir dolu bir salon oynamak var, bir de az seyirci bir salon oynamak var. Hı-hı. Ama seyirci az diye oynamamak, bir gönülsüzlük gibi bir lüksümüz yok bizim. Ama lüksünüz yok. Ama lüksümüz yok. Yani fark ediyor mu? Ruhen fark ediyor mu? Bazen o iki kişi öyle bir heyecan veriyor ki, öyle bir tepki veriyor ki belki o dolu salonun vermediği coşkuyu bize veriyor. Aynen öyle. Ama şeye katılmıyorum. Yani ben efendim bana 10 tane de seyirci yeter. Ben onunla da oynarım. Hayır efendim, bütün oynadığınız oyunu dolu çok dolu olsun istiyorum. Sen çünkü ulaşsın istiyorum verdiğimiz mesaj. Zaten 10 tane yani, 10 tane giderse evet, en son bozulur. Evet. Ama başka bir şeyden o. Yani sanatçı ruhundan kaynaklanmıyor. Başka bir sorumluluklar oluyor. Yani acaba biz yanlış mı yapıyoruz da yanlış mı oynuyoruz, yanlış mı oyun diye sorgulamaya başlayınca zevkin kaçıyor. Kapalı bir şey oldu. Ben mesela devlet tiyatrosunda girmeden oyunuma kaç kişi bilet satılmış diye soran bir oyuncuyum. Yani anlatabiliyor muyum? Ve ben ulaşsın istiyorum. En son oynadığımız oyun mesela 2 kişilik 2x2 idi. Ve kapalı işi oynadık. Ama o tekst acayip. Ya bıçak sırtıydı bizim için. Ya tutar ya, ya tutar ya tutmaz. Dedim ki ya tutmazsa ben o zaman emekli oluyorum gidiyorum dedim. Sahip ama yani. Ama kapalı işe gittik. Hoşuma gitti o zaman. Risk almayı çok güzel bir şey. Bir de mesela işte bizde de öyle. Biz bir yönetmen olarak bir film çekiyoruz.
Yani o filmi koyduk, şahane çektim film. Olağanüstü, mutluyum işte, koyduk sinemaya. İş. 4 kişi geldi. Hı. Şimdi yani ben ne diyeyim orada? 6 kişi geldi. Zaten ikinci, üçüncü güne kalmaz o. Kaldırırlar. Yani seyircinin mutlak ve mutlak içinde olduğu bir şey insanları mutlu eder. Tabii tabii. Yani sanatçının tabii en büyük şeylerinden bir tanesi de kalabalığa hitap ederken de alkışlanmak. Gerçekten zor bir meslek tiyatro. Neden? Çok ikna üzerine dayalı bir sanat türü. İnan. Nedir ikna dediğimiz? Bir yazar oyunu yazıyor. Yönetmen alacak, ikna olacak. Diyecek ki ben bu oyunu sahneye koyacağım. Gidecek yönetmen, genel sanat yönetmenine, kurumun hangi tiyatroya gidecekse. Ben bunu sahneye koymak istiyorum diye genel sanat yönetmenini ikna edecek. O da diyecek ki... Çok zor tabii. Yani. Tamam diyecek. Siz rolleri asacaksınız. Bu sefer rollere ve kendi dünya görüşünüzü, yani niye koymak istiyorsanız oyuncuları ikna edeceksiniz. Tabii, harika. Önemli. Oyuncular da çıkacak, seyirci ikna edecek. Alkış. Hiç bana göre değil. Bu anlatıma, bu anlatıma bir alkış. Tamam, evet. Yani bir özet ki olağanüstü güzel. Evet. İlk kez de böyle bir özeti duyuyorum ben. Bazen ikna edemeyeceğini biliyorsun. Biliyorum ama bu kadar güzel bir özet görmedim. Bu arada teşekkür ederim. Bu dersti. Şu anda söylediğin özetinin bir şeyin de dersiydi yani. Biz bir kardeşimizle başlayalım gene. Seray Gözler, bir görelim bakalım. Adana doğumlu olan güzel sanatçı Seray Gözler, Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Gözler, Türk dizilerinde gösterdiği performansla her zaman aranan oyuncu olmuştur. Çalı Kuşu, Süper Baba, Böyle Mi Olacaktı, Yabancı Damat, Aynalar ve Zoraki Koca başarıyla oynadığı dizilerden bazıları. Bakışını, duruşunu, performansını, yeteneğini her anlamda ustaca sergileyen Gözler, Afife Jale ve İsmet Güntay tiyatro ödülleriyle oyunculuğunun zirvesine ulaşmıştır. Birçok sinema ve diziyle de başarısını sergileyen güzel oyuncu, adeta sanatın her dalında aranan bir yüz oldu. 2x2, Kaktüs Çiçeği, Orkestra, Giydirici, Cadı Kazanı, Don Juan, Umut Cinayeti, Düdüklü'de Kıymalı Bamya gibi birçok oyuna imza atan Seray Gözler, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan Saydam Yenağ ile evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir. Daha biz biliyorsunuz bu anlattıklarımızı daha sonra tiyatrosunu, filmleri onları da göstereceğiz. Ama bu bir biyografi yani kimsiniz siz anlattınız ama biz de birazcık resimleyelim dedik. İşte Sunay Hanım o Kaktüs Çiçeği'ni 7 yıl oynadım ben. 7 yıl. Evet. Kapalı gişe. Hani siz dediniz ya. Yani o zaman başka oyun oynamıyor musun? O zaman da sıkıldı. Ama seyirci ya tabii ki bir ara şey gibi oldu. Böyle ya başka oyun mu oynasak mı? Ama turneler de dahil boş günümüz geçmedi. 7 yıl o kadar Civan Canova, ben işte diğer Sevinç arkadaşlarımız hepsi. Neden 7 yıl? 7 yıl çünkü kapalı gişe gitti. 2-3 tamam, kere seyredenler oluyor. Kapalı gişe? Ne? Oyunun çünkü, özelliği neydi ki? Çok basit, soft bir oyun yani. Ben hiç açıkçası komedi. Daha ağır oyunlar oynadım ama ondan affeciğim. Komedi. Ondan mı aldın? Ondan Kaktüs Çiçeği'nde. Sonra şöyle bir şey geçiyor. Halk yani seyirci o oyunu sevdi. İşte ben onu soruyorum. Birbirlerine anlattı. Yani bizler için zaman zaman hani oynayan ya da kamera arkası. Yani ya da sahne arkası, yönetmeni falan. Şimdi bizler mesela olağanüstü falan diye çırpınıyoruz. Oysa seyirci geliyor diyor ki ya sen bunu beğendin. Tamam biz de beğendik ama çok bize bir hitap etmedi yani. Size etti de siz yürek koydunuz ayrı da. Ama bu bizdendi. Kanaatimce bizdendi. Evet Fransız oyunuydu o. Konu çok basit. Konu ne? Konu. Diş doktoru, yanında çalışan ona içten içe aşık ama adam onu görmüyor. Bir sürü dalavere yapıyor sevgilileriyle. Aslında o sekreteri olan kadın bütün o sevgililerini idare ediyor. Bir karış diyor, böyle çapkın bir adam. Bizlere göre. Tam böyle. Yani dizi mantığı düşünün. Yani orada daha bir şey...
üzere seyircilerimiz biraz burada eğlenmiştir. Tabii tabii eğlendi. Kendine, şeyler var, danslar, bu, müzikler, tabii, bilmem kendini ne. Kendini bulmuştur, tabii, tabii. Müziğini bulmuştur. Ya da ne bileyim abisi öyledir, babası öyledir, birileridir. Yani bir eğlence tarafı da olduğu zaman işin biraz şekli. Biraz konu insanların her yerde aynı duyguları paylaştığı için evrenselliği olmuş aynı, oldu. Evet, evet. Evet yani insanı gördüğü zaman seyirci sahnede evet. Seyrediyor. Seyrediyor değil mi? Yani o... Ben var mıyım burada diyor. Tabii. Ona dokunuyor mu? Var mı? Kendi bir şeyler dünyama, mu? Benim dünyamda böyle bir yere, bir oyunda birine ait bir şeyim var mı diyor. Tabii. Ya varsa seyrediyorum ve alkışlıyorum. Yakın diyor. Buluyor. Yani ha, o arada bir şey, bir köprü buna. Kuruyor. O köprüden ha, gidip gidiliyor. Gidip geliyor. Peki ona da soracağım. Ha. O da neden? Neden illa kendine yakın bir şey olsun? Mesela diyelim ki evde oturuyorsunuz. Senden bambaşka bir şey, bir tip görmek istiyorsunuz. Ondan zevk alıyorsunuz ama ondan çok az var. Hep kendine yakın şeyler görmek neden istiyorlar. Neden kolaya bunun geliyor? Sunay Hanım kolaya geliyor. Şimdi dizileri görmüyor muyuz? Hep çok... Hayır, izleyici neden onu görmek istiyor, kendini görmek istiyor orada? Kendini görmek istiyor. Neden kendini görmek şimdi, istiyor? Kendini mi görmek istiyor yoksa ben kendi düşündüğü ya da isteklerini mi görmek istiyor? Ya, istekler farklı da kendine bağdaştırabildiğin tipler yani birçok öyle istiyor anladığım kadarıyla. Ben öyle. Şimdi ben sosyolog psikolog tabii. Değilim ama yani sonuçta da bu sanat, tiyatro sanat, oyunculukta biraz yani bunları bilmek gerektiriyor. Bir dizi filmde bir evimizde temizliğe gelen çalışanımız çok acılı bir diziyi seyrediyor. Çocukken işte küçük gelin türü bir. Sanırım belki de o. Dedi ki onu seyrediyorum. Ben dedim bak senin bu kadar sorunun var. Acı çekiyorsun. Niye bir acılı filmler izliyorsun? O benim hayatım dedi. Ben onu yaşadım. Şimdi şey de ilginç. Yani ben kötü bir durum yaşasam niye bir daha izleyeyim? Herhalde şöyle bir duygu var seyircide. Ben yalnız değilim. Bu sadece benim başıma gelmedi. Bak, orada özdeşiyor ve kendini rahatlatıyor diye düşünüyorum. Tespitin aynı. Aynen. Sadece yalnız değilim lafı var ya. Evet. Çok öyle. Güzel. Duygusal ve dramatik olan yerlerde mutlaka ben yalnız değilim için seyrediliyor. Orada o kadar haklısın tabii. Ki. O zaman biraz böyle şey oluyor, rahatlıyor, huzur buluyor yani. 3-5 tane insan tanıyordum ya. Ama bir bakıyor ki bir de onlar şeyleri de kovalıyor biliyorsunuz değil mi? Bakıyorlar. Seyrettiği şeyi gazetede de yazıyor mesela. Rating'i bir numara. O zaman daha çok paylaşılmış. Daha bir rahat ediyor. Evet. Demek bir tek ben değilim diye. Onun çok için bu söylediğinin tespiti ben yalnız değilim. Güzel. Çok güzel bir tespit. Ama biz de Saydam'ımızın bir biyografisine bakalım. Yalnız mıydı değil miydi? Saydam Yeniay, 24 Mart 1965 yılında başlayan hayatını Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüyle taçlandırmış bir yetenek. Devlet tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar da yapan Yeniay, uzun yıllar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sahne Sanatları ve Görüntü Sanatları bölümünde hocalık da yapmıştır. Saydam Yeniay'ın yönettiği bazı oyunlarsa şöyle: Kurban, Ben Bir Küçük Kurbağayım, Kırmızı ve Sevgili Doktor, Haydutlar, Gel Evlenelim, Yürü Boşanalım ve Kadı Müzikali'de tiyatro oyunlarından bazıları. Süper Baba, Bir Çocuk Sevdim, Zoraki Koca, Şehnaz Tango, Bizim Aile, Kurtlar Vadisi Pusu, Osmanlı'da Derin Devlet ve Karagül gibi dizilerdeki oyunculuğuyla gönüllerde taht kurmuştur. Kendisi şu anda stüdyoda yanında oturan devlet tiyatrosu sanatçısı Seray Gözler'le evli olup Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir. Yani o kısacası ne yaparsa yapsın, kendi ailesinin de süper babasıdır. Çok güzel. Güzel değil mi? Ailenin Scott süper babası. Scott Fulk kedisi mi var? Evet. Ay çok güzel. Çok güzel. Şey evet o bizim çocuğumuz. Küçük çocuğumuz. İsmi de Paşam. Paşam. Zaten paşa tam gibi davranıyor. Tam paşalık. Paşa onlar. Delikanlımızın durumu ne? Ne yani bir baba gibi, anne gibi, sanatçı bir ailenin çocuğu şimdi. Ne yapıyor? Yani biraz... Sizin şeye giriyor mu? Sanatın içine meslek olarak edinmek ister mi? Siz destekliyor musunuz? Başka bir meslekle ilgili
bir arzusu var mı, isteği var mı? Var. Bizim mesleğe de ilgi duyuyor. Ama şu anda hobi olarak onu devam ediyor. Okuldaki çalışmalarına katılıyor. En çok olmak istediği meslek de veteriner. Aa, inanmıyorum ya. Evet. Aslanım benim ve biz de destekliyoruz. Aslanım benim. Yani. Hayvanlara olan sevgisi. Yani bebekliğinden beri en böyle agresif hayvanlar bir Ege'nin yanında, ismi Ege oğlumuzun. Ege ya. Böyle sakinleşir. Çok güzel. Hayvanlarla arası çok iyidir. İnanılmaz bir şey. Ne kadar mutlu oldum biliyor musunuz? Yani sanatçı zaten olur bir şekilde, sizler varsınız. Ama yani hayvanlara karşı yaptığı bu doktor. Yani umarım gerçekleştirir. Umarım gerçekleştirir. Çalışıyor da, çok da çalışıyor. Çok da seviyor. Önümüzdeki yani ya bu... Mart'ta sınavlara girecek, üniversite sınavlarına girecek. Araları onlara çalışıyor. Umarım başarılı olur. İstediği bir bölümde okur. İnşallah. Ben vallahi ister çok... istediği bölümde okusun, ister olmasın. O benim oğlum. O ne istiyorsa önünü açmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Ailelerin çocuklarına çok baskı yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Sınavda, giriş sınavlarında bir öğrencimiz geldi. Yani öğrencimiz olmadı da bölüme girmek isteyen. Dünya güzeli bir çocuk böyle, sesi, fiziği. Ama bir şeyi sezdim ki bir rahatsızlığı var. Psikolojik sorunları falan vardı. Sonra konuşturdum onu ben. Çocuk okul birincisi. Çok başarılı biri. Babasının işleri kötü gitmiş ama ailesinin istediği bölüme giremediği için film kopmuş çocukta. Tabii. Baskı mı? Yani öyle bir baskı, öyle bir sorumluluk hissetmiş ki bayağı bir psikolojik sorun yaşamış. O yüzden ben onu gördükten sonra biz çocuklarımızı üzerimizden tamamlamamakta fayda var. Zorlamadan, iteklemeden. Çocuklar kendilerini tamamlayacak ve biz bunun önünü açacağız. Yoksa benim eksiğim şu, ben şunu olmak istiyordum da benim oğlum bu olsun kadar büyük bir haksızlık yok. Bu çok ayıp bir şey aslında. Çok ayıp. Yani, aslında biliyor musunuz? Mal gibi, mal gibi. Çocuk emanettir, mal değil yani. Bu nedir biliyor musunuz? Kurbanda koç kesmeye benzer. Çocuğunuzu kurban ediyorsunuz. Hiç istemediği bir meslek dalına çocuklarımızı, mutlu kurban etmeyin. Onlar tabii seçtikleri hayatı. Tabii ki biz seçimlerine yardımcı olacağız, doğru yol göstereceğiz. Tabii canım. Ama karışmayacağız. Biraz izin vermekte fayda var. Yolunu kendi çizecek. Bence de yani belki mutlu olacak. Belki de bu yüzden bu sorunları biz çok yaşıyoruz. Aynen. Bu yüzden herkes oyuncu olmak istiyor. Bu oyuncu olmak isteyenleri ben yadırgamıyorum. Çünkü tanıştıklarımız... Aynı zamanda bir sertifika programında da hocalık yapıyoruz biz. Her meslekten insanlar geliyor. İnsanlar mutsuz. Neden? Evet. Hep çok saygın, çok kariyer sahibi öğrencilerimiz var. Tabii. Ama bir anda oyunculuk sanat kalmış içlerinde. O onları yapmalarına izin verilmemiş. Çevre koşulları vermemiş, aileleri vermemiş. Tabii sadece bu çevre ve de aileden kaynaklanmıyor. Bir de tabii... Kendisinde yeteneği var mı yok mu, o da ayrı bir tabii bir konu. Hani ben evet müzik öğrenmek istiyorum da ama kulağım yoksa fazla zorlamanın bir anlamı yok. Ama hobi olarak herkes bu işi yapabilir. Sanatla uğraşabilir. Sanat kimsenin tek elinde değildir. Tabii. Okul okumadan da çok büyük sanatçı olunabilir. Kafaya taktıysanız. Evet, zaten yani. Bir de iki tane benim şeyim var böyle. İki meslekte torpil olmuyor. Evet. Bir, sanatta. Evet, çok doğru. Sanatta doğru. Şimdi geliyor dünyanın en işte çok zengin bir ailenin çocuğu kızı geliyor da abicim tamam da yani oynuyor görüyoruz. Bundan bir şey olmaz diyoruz. Bir de sporda. Tabii. Adam işte büyük bir takımın başkanının oğlu sahaya çıkıyor, top oynuyor. Oynayamıyor. Alıyorlar hemen. Evet. Yani spor sermayesi ve sanatta. Sermayesi kendi olanın. Torpili olmuyor demek istiyorsunuz. Evet. Tanrı'dan, Tanrı'nın, Tanrı'nın değil mi? Allah'ın o şeyi sana o verdiği sermaye olacak. Biraz da okullardan bahsedelim mi? Derslerimizden. Onu birazcık talebelerinizden hani yaptığınızı biraz daha açalım. Şimdi... Siz, yani biraz bu konuda öğretim görevlisisiniz. Evet, bilsin seyircilerimiz. Ben derslerimde daha doğrusu kendi oyunculuğumda da çağı yakalamaya
çalışmanın gerekliliğini düşünüyorum, evet. gerekli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimize de çağın oyunculuğunu yakalamamız gerektiğini, bazı şeylerin değiştiğini, hani klasik anlamdaki şeyler nasıl antik Yunan'dan hani tiyatrolar gelişmeye gösterdi. Şimdi klasik sinemalar ya da oyunculukların gelişimi de modern oyunculuğa dönüştü artık yani çok şey olmadı. Bunun üzerine eğitim vermeye çalışıyorum. Mış gibi yok, inandırmak var. Oyunculuk mış 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 mışlık değildir yani diye. Gerekirse ben seslendirme dersleri de veriyorum. Çünkü uzun yıllar seslendirme de yaptım. Bulunduk. TRT'de, dizilerde. O nedenle seslendirme derslerine de giriyorum. O sırada seslendirmede de tabii ki diksiyon çok önemli oluyor. Diksiyon ve ses düzeltmelerine de katkıda bulunuyorum öğrencilerimize. Bir de doğaçlama çalışmaları yapıyoruz. O da daha doğal bir oyunculuğu. İçinden onları yakalamaya çalışıyoruz. Korkutmadan. Yani çünkü dediği gibi Saydam'ın çok kariyerli öğrencilerimiz var çünkü ben de aynı okulda hocalık yapıyorum. Onları hem korkutmadan hem de eğlenerek eğitmek gerek diye düşünüyorum ve öyle çalışmalarımı yapıyorum. Şeyde tiyatroda değil tabii ki ama dizilerde veya filmlerde sesini kullanan çok az sanatçı var. Yani karakteri yaratmak üzere sesini çok değiştirecek doğru. kapasitesi vardır mutlaka da bu niye yapılmıyor? Geçmişte dublajdan kaynaklanan bir şey mi acaba? Yani bir oyuncu bir figürü yaratırken, bir karakteri yaratırken mutlaka sesinin rengini de değiştirmesi lazım. Konuşma tarzını değiştirmesi lazım. Çok doğru. Bu niye olmuyor? O kadar doğru bir soru sordunuz ki şimdi yani Saydam'la hep onu konuşuyoruz. Dizileri açtığım zaman bütün genç kızlar aynı konuşuyor, bütün genç erkekler aynı konuşuyor. Yani gençler için söylüyorum bu tabii kendini ispatlamış oyuncular için değil. Onlar zaten biliyorlar da. Yalnız gençlerin hepsi aynı konuşuyor. O kadar doğru bir şey söylüyorsunuz ki. Ama emek vermediler. Ama evet. Emek vermediler. Ama onları öğreten... Yani bunlar çoğu, tamam hepsi şeyden değil. Ama söylemiyorlar diyorsunuz değil. Yani söylemiyorlar diyorsun hanım şimdi. Değil mi? Yani kimse yani onları yok. Yönetenler ya da eğitenler söylemiyor. Yani benim artılarım vardı çok. Hepiniz profesyoneldiniz. Hayır bizim de artımız vardı. Sizin gibi deneyimli bir ve işini iyi yapan bir yönetmenle canım, çalıştık. Canım sağ ol. Ben şunu şey yapmak istiyorum. Beş bizim dönemimizde daha 7-8 günde çekiyorduk. Ve belli bir zamanlaması vardı. 5 günde çekecek yeni gençler. Bu 5 gün içinde 90-100 dakika çekecekler. 20 saat çalışacaklar. Şimdi yeni gelen arkadaşlarımız var yönetmen olarak. Daha oturmadılar. Yani sadece resmi çekelim, bitsin gidelim. Yani yolda yürürken ben hep böyle şey gözle bakıyorum. Bir gün kim bilir belki film çekerim yani. Kamera gözle bakıyorum Ümit. Biraz daha gidiyorum, biraz daha... Herkes aynı. Herkes aynı oldu. Tabii şey bile aynı değil mi? Dizilerin dizi desen konu... aynı, tabii, tabii, sokak kızım. Desen aynı. Yani böyle farklı farklı şeyler, farklı giyim tarzı olsun, şey olsun bunlar yok. Renk yok. Ben bunu anlamıyorum. İşte televizyondan mı geliyor? Televizyon onları mı kopya ediyor? Kim kime şey... Televizyonda... Sanırım bu sistem sorunu. Yani sistem evet. sorunu. Yani herkes aynı. Kızlarımız gelsin, hepsi evet. gelsin. Hemen gelsin. Bunlar talep ediliyor mu, edilmiyor mu, yoksa bu talep ediliyor diye dayatılıyor mu? Bunlar çok tartışma konusu. Evet. Bayağı bir tartışma evet. konusu. Dizilerde böyle bir yola gitmek, yani zaman çok lüks hocamın dediği gibi. Yani sizi arıyorlar, diyorlar ki sizin için bir rol düşündük. Tamam, güzel. Ama yarın sette olmanız gerekiyor. Tamam. Biz de tamam diyoruz. Ne oynadığımızı bilmiyoruz. Rol hakkında bilgimiz yok. Senariste soruyoruz. Vallahi şimdi girdi ama yarın ne olacak bizi bilmiyoruz. Ha, öyle. Ama şöyle tabii bir... sen bir başlıyor, yani... başka bir oyun çıkıyor. Başka bir karakter çıkıyor. Öyle, yani öyle başlayıp çok, başka şey çıkıyor. Çok... Sen kötü oyuncu oluyorsun. Tabii. Tabii. Şimdi çok farklı rolü anlatıp da rolün çok farklı yerlere geldiğini çok gördük. Ya siz bana böyle söylemediniz ki. Ya biz de öyle düşünmüyorduk.
Şimdi hani bu tam fast food. Fast food. Hayır, çok kızdırırsanız. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ya bu böyle televizyon takilerini çok kızdırırsanız bu yaptığınız dizilerde hani yapımcı işte şey televizyon müdürlerimiz, kardeşlerimiz var, yönetmenler var, siz de oyuncusunuz, bir de kızdırdınız. Ne oluyorsunuz? Öbür bölümde ölüyorsunuz. Ölüyorsunuz tabii. Trafik kazasında ölüyorsunuz. Size aniden iki bölüm sonra sorun çıkartırsanız taranıyorsunuz arabada. Ya da yani, çok seviyorsanız bomba patlasa bile bir bölümde tekrar o tabii ya, ölüp de sonra tekrar diriliyorsunuz. Ben sana anlattım ya, bir dizide oynuyorum ama 10 sene geçti. 15 sene öncekilerde vardı. Ondan sonra benden bir kişi parasını istedi. Bir baktım senaryoda katil çıktı. Bir katil var senaryoda. O parasını isteyene vurdu o hafta. Şöyle bir baktım. Neyse bir baktım senaryo geliyor. Ondan sonraki hafta katil benim peşimden yürüyor sokakta. Ben de böyle yönetmeni yaptım. Vallahi ben paramı istemedim. Vallahi istemedim. Dizide devam edeyim. Dizide devam edeyim. Bak bir şey söylemedin. Sına ya. Vallahi paramı istemedim. Sına ya. Biz şeyin kardeşimizin filmleri var değil mi? Evet hadi bakalım bir görelim. Kimsiniz diyorum? Sinilen mi ablası? Söyleyeyim. Cilalı İbo. Bak İbo kardeşim. Ne var? Sizinle meşgul olamam, işe geç kaldım. Yok canım. Peki size kimi getirdiğimi hiç merak etmiyor musun? Abla. Niye gülüyorsun abla? Anlaşıldı kızım, sen Kamuran'ı sahiden seviyorsun. Ne dedi? Ne dedi? O pis Cihan'ı sahiden seviyorum dedim. Ay bırak. Buraya dünyada en hürmet ettiği insana, yani kocası Hayrullah Bey'e verdiği bir sözü yerine getirmek için gelmiş. Feride şu anda dul bir kadın. Kocası 3 ay evvel kanserden ölmüş. Bu sesler beni. Bizim çocukların seslerine benziyor ama... Sizi diyemezler sizi. Acaba bir delilik mi ediyorum diye sordun mu kendine? Bana bak, sen kime deli diyorsun ha? Lafın gelişi canım. Ama itiraf et, senin sağın solun belli olmaz. Tutar evlenirsin o herifle. Sana ne bunlardan ha? Hem sen kim oluyorsun? Ne hakla karışıyorsun bana? Ne de olsa sen benim... Kıpırdama alçak. Kaçma. Allah. Öldün sen, anladın mı? Yapma şunu. Öldün Cihan. Yapma bak vallahi elinden bir kaza çıkacak, bırak şunu. Yoo, kaza falan çıkmayacak. Ben soğukkan. Tamam canım, bundan sonra hiç ayrılmayacak, tamam mı canım? Yeter anne, biraz da biz seninle geldiğinden beri Ali senin kucağında. Gel anneciğim, gel. Gel canım. Çok şükür hepsi bitti. Yeniden bir aradayız. Bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Neşe, slavit bir şeyler ayarlar çocuklar. Aman abartmayalım da. Abartalım. 40 sene beklemişiz evlenmek için. Şöyle şanımıza layık bir düğün olsun. Sizi karı koca ilan ediyorum. Lütfen imzalar mısınız? Anneciğim. Ver bakayım şu paketi bana. Neymiş bakalım? Sevim ve Recep'e evliliklerinde mutluluklar dilerim. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz evlilik umarım bu çerçevede ölümsüzleşir. Sevinç nerede? Kardeşim gelemedi Gönül teyze, ben geldim. Öpeyim. Ben Sevinç gelecek sanıyordum. Sırma gelmiş. Olsun kızım. Sırma olsun. Sevinç'in yaşı küçük zaten. Netice sırma Sevinç'ten daha marattır. Sana hemen çocuk yapar. Allah anne, bu ay sonuna kadar doğurdu. Daha da bir şey doğuramaz. Bu son kullanma tarihi geçmiş bunun. Minir, kalk oğlum. Hadi Rüveyda teyzenin elini öp annem. Asabi olmasın, bir sıkıntın mı vardır? Ne sıkıntım olacak abla? Ben de ona şaşırıyorum ya. Ne sıkıntın olacak? Bir elin yağda, bir elin balda.
Öyle çok şükür. Öyle de olması lazım gelir. De hadi hazırlayın kahvaltıyı. Aha kalktı. Kahveleri yukarı getir kızım. Buyur Hayriye. Sana meyve suyu hazırlattım. Seversin. Taze taze iç, vitamini kaçmadan al iç Berat'ım. Ya anne, meyve suyu içecek halim var bende. Şurama bir yumru tıkıldı, soluk alamıyorum sinirden ya. Abimi niye aldılar anne? Babamlar... Yönetmenimiz ikinizi de koydu. Onu diyor. İki tane oyuncumuz, kalite ve aile. Onun için ikisini beraber koyalım karı koca diyor. Canım benim ya. Bir şeyi geçelim. Cilalıyı bu. Ay. Onu seyretmişiz. Beni anneme götür. Hı hı. Osman Seden. Evet. Rahmetli analım. Osman Fahir Seden. Nur içinde yatsın. Orada bir de Zafer Davutoğlu abimiz. Evet. Beraber çekmişler orada. O da yönetmen. Allah rahmet eylesin. Bu arada Feridun Karakaya var. Seray Gözler var. Öztürk Serengil var. Efkan abim var. Efkan Efeka. Evet. Ya. Bahar Öztan var. Sizden önce tanıdım Efkan. Ya öyle. Orada görünce anladım ben. Ali Şen var. Sonra Osman abi Çalık sizi beğendi. Bu şeyde Beni Anneme Götür filminde. Çünkü o bir sene önceki. Tabii bir sene sonrasında sizi beğendiği için iyi oyuncu. Yüreği var. Gençlik, güzel bakıyor. Çok gençlik tabii. Hemen Çalık Osman Işın. Bey'in şeyine yani o Osman Bey'le kadrosuna girdik. Çalıştık. Yani, cana, evet. Dünyanın yani, en güzel dünya adamıydı. Dünya şekeri bir insandı. Çok yani, büyük bir, gerçekten insandı. Müthiş bir yönetmen. Çok da entelektüel ve çok donanımlı sevimi, bir insandı. Ne diyorsunuz ya? Türk sinemasının çok muhteşemidir yani. Sonra hemen Çalık Işın'ı almış size. Orada da Sadir Alışık var. Seray Gözler var. Aydan Şener, Kenan Kalav, Eşref abimiz var. Eşref Kolçak. Eşref Bey'le programımıza geldi. Tabii. Bizim güzel abimiz. Ve Tomris ablamız var. Tomris Oğuz Alp. Yani ne kadar önemli. Evet, ben hiç çocukluğumda diyeyim daha doğrusu radyo tiyatrosunu dinlerken Tomris ablanın sesine sesiyle büyüdük. Hayran ya, kaldım. Bir Tomris abla gibi birçok devlet tiyatrosu oyuncularıyla. Sonra Eşref Bey, Efkan Bey, bunlar Sadri Bey hepsini biz seyrettik ve onlarla oynama şansına sahip olduk. Bu çok müthiş bir olay tabii. Bence yani. Aynen, en önemli. Aynen. Benim tabii. Geçmişim için çok önemli yani. Biraz evvelki anlattığım olay zaten Tomris'le beraberdi. Aynı dizide oynuyordu. Hmm. Biz nasıl dalga geçiyorduk yani. Evet. Şey, paramızı istemiyoruz. Paramızı. İsteyince diziden atıyorsunuz. Efendim sonra Kuş Sayfaları. Rahmetli Okan Uysal Erit. Evet, rahmetli Okan Bey'le hiç çalışamadık. O sıra hep başka dizilerde çalıştığımız için sonunda beni yakaladı. Bu Kuş Sayfalarında lütfen dedi oyna beni kırma dedi. İyi ki de kırmamışım. Okan. Daha iyi yapmışsın. Tabii ya. Okan Uysal Erit. Önemli bir. Evet, çok önemli bir yönetmendi. Tabii, tabii. TRT'de çok güzel şeyler yaptı. Hayır, oynamak istiyorduk, hep çalışmak istiyorduk ama başka dizilerde olduğumuz için o da dizi çekiyordu. Uyuşamadık. Denk düşmedi. Bu nedenle de iyi ki oynamışım dedim. Ki. Aytaç abi de oradaydı. Biz Süper Aytaç Baba'da Yörük da çalıştık. Biz Süper Baba'da da çalışmıştık. İsmet Üstekin. İsmet Üstekin de çok iyi bir arkadaşım. Uğur Kıvılcım. Uğur Kıvılcım. Onlarla çalışmışız. Bu hangi sonra, yıl? Çok eski. 90, çok eski. 90. 90 küsürler, ikiler. Evet. Sonra hayır. Süper Baba'da. Evet. Süper Baba'da yönetmen saymayayım 10 tane falan değil mi? Abi ilk Kartal abiyle başlamıştık. Ha, Kartal vardı. Tunca Yönder var. Bir sürü yönetmen değişti. Fevzi Tuna var. İlk Kartal abiyle sonra, başladık evet. 13 bölüm. Sonra, Osmansın abla bitirdik. Evet. Tunca Yönder girmiş. Fevzi Tuna girmiş. Ama 2 bölüm, 3 bölüm Kartal falan çekti. Evet. Evet. Daha sonra senaryoda da çok çalışan olmuş bunda. Yavuz Tuğrul. İşte Muharrem Süper. Buhara, Sulhi Dölek. Sulhi Dölek'ti zaten o, şey. En çok yapan. Yani Sulhi Bey başındaydı. Yavuz Bey Süper. Yavuz Turgut. Weiser diyorlar mı? Süper Weiser. Weiser mı? Süper evet Süper Weiser. Süper Weiser yani. Senaryoda. Evet senaryoda zaten Sulhi Bey sonra geliyor. Muharrem Buhara.
Çok güzel bir çalışmaydı o Süper Baba. Çok da uzun sürdü. Çünkü aylık her ay senaryo grubu gelip oyuncularla sohbet edip ona göre yazıyorduk. Yani öyle bir lüksümüz oluyordu. Yani siz burada ne hissediyorsunuz bu mahallede diyorlardı. Mesela çok önemli bir şey. Ya dedim ya şey mi dedim Kevin Costner mı dedim Şevket dedim. De biz hepimiz bütün kadınlar oraya o zamanlar Kevin Costner vardı. Ya da Romeo'su mu buranın Romeo'su mu dedik. Çengelköy'ün Romeo'su diye almıştı şey. Öyle yazmışlar. Şevket Altı. Evet. Ve çok orada çok tabii şeker, gene çok cici bir ekibimiz vardı. Zülüyde Hanım çalışmış. Zülüyde Kur'an. Evet. Sevinç, başından beri Zülüyde. Sevinç Erbulak var. Sevinç evet tabii. Hep beraber. Şevval Sam var. Şevval sonra geldi. Yani evet, hani roller tabii, ekleniyor tabii. Ya. Öyle geldi. Selçuk Yöntem oynamış. Selçuk da vardı. Ondan sonra bir de İsmet abi. İsmet Ay. Yani. Şimdi şeyi hatırladım. Rahmetli demek dilim ya yakıştıramadım Sümer'e. Sümer'i hiç konuşamıyorum böyle ben zaten. Rahmetli derken ismi şey var, oldum. Kendini söyleyemiyorum. Yani. Şimdi öyle bir sahneyi koymuşsunuz ki orada o sahnenin esprisi var. Anlatmadan geçemeyeceğim. Sümer öyle kim bir başladı? Yani öyle bir nokta buldum atışı mı yapmışsınız ki yani tam Sümerlik bir şey. Rahmetli tüpeye takardı ya buraya. Aha. Orada da takmıştı, tüpe takardı. Böyle biz hani silahla koşturacağım Çengelköy'de falan. Koştur koş, ben de silahla koşamıyoruz. Tüpesi düştü bizim Sümer'in. Oradan da tabii. Ben de denize atlayacağım o sıra. Arkamdan da Şevket düşecek. Yani böyle bir şey. Kargaşa. Action bir sahne action diyorlar ya. Öyle hadi ya diyor. Ne oluyor? Niye duruyorsunuz diyor. Bir dakika. Tüpem düştü ya diyor böyle. Yani gene güzel anmış olduk. Bir espriyle anmış olduk. Onun, Nur içine yatsın. O zaten onun, hiç unutulmuyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Koca bir karavan getirmişti setin ortasına bize. Beraberdik. Sen var mıydın? Şeyi de konuşacağız. O bizim beraber çektiğimizi de. Bu arada böyle mi olacaktı var. Böyle mi olacaktı biliyorsunuz ben başladım onu. Siz başladınız. 29 bölümde bir sezon ben çektim. Bir sezon sonra. Ben sonra. Bizden sonra geldiniz siz. Benden sonraki bölümde geldiniz. Orada işte kimler gelmiş. Bayağı bir değişiklik var yani. Aliye Uzun Atağanlar. İşte Atilla vardı zaten devam Atilla, etmiş. Atilla evet. Yaşar Alptekin, Şebnem Özünel, Sedef Avcı. Çok evet kalabalık siz, bir kadro. Çok bir kadro ve çok uzun süren bir şeydi. Ben son iki senesine girdim. Çünkü şöyle bir şey. Ben Kaktüs'ü oynarken zaten seyretmişlerdi beni Erler Film. O sırada Türk başka abi. Bir... Evet. O sıra bir dizi çekeceklerdi. Hatta Saydam'la biz de gitmiştik. Bodrum'da görüşmüştük Türker Bey'le. Hemen hemen geçiyorum böyle. Beni bir dizi için istemişti Türker Bey. Ama ben gittiğimde o dedim Türker Bey ben dedim... benden Alman olmaz dedim. Hani İtalyan, Arap, İspanyol olur da dedim yani. Bizim Türk profilinde hani Alman profili, Alman kadın profilinde dedim. Benim yerim olamaz dedim. Aynen. Ah beni çok rahatlattın Seraycığım dedi. Çünkü ben direkt söyledim, teşekkür ederim. Onun üzerine böyle mi olacaktı da şöyle girdim oraya da. Bir arkadaşımız yaşlı olmayı kabul etmemiş. O rolün yerine ben girdim yani. O dönemi iki sene yaşlandırılmış oluyor ya. Oynayan arkadaş ben yaşlanamam deyince bana teklif geldi. Çok da güzel. Çok da iyi yapmışsın. Oluyor mu yani? Olur. Bilmiyorum. Öyle bir öyle. Başkası evet. Senin yerine yaşlanıyor mu? Ben de iki sene iki sene yaşlı derken yani o yaşının ileri atıyor yani. Böyle mi olacak? Zaman geçmiş zaman yani geçen zamanını oynamak istememiş oyuncu arkadaş. Onun üzerine bana teklif bana edin. Kaldı. Ben İyi de oldu. Oradan ne yani güzel. Türker Bey'i de kıramıyorsunuz biliyorsunuz. Kırılır mı? O hiçbir zaman kırılmaz. Ya. Sonra Zoraki Koca çektik. Rahmetli anacağız tabii. Yine bizim Sümer'imiz vardı. Sümer'in maceraları. Sümer Tilmaç vardı. Cihat Tamer vardı biliyorsun. Evet Cihat. Zerrin Sümer vardı. Işıl Yücesoy vardı. Alican Yücesoy vardı. O genç Saydam'ımız vardı. Seray'ımız vardı. Evet. Vardı. Özlem kızımız vardı. Burak bir de Burak vardı. Şimdi orada insanlar birbirlerini çok seviyordu. Sayıyorduk birbirlerimizi ve sete giderken ya sıcaklık gidelim de var. Beraber
biraz hem film çekelim hem de o güzelliği yaşayalım. İşte diziler böyle olunca galiba keyif oluyor. Evet, ben yani bazı dizilere ayağım geri gidiyerek gittim. Bir sıcaklık olmayınca üretim gitmiyor, de olmuyor. Değil mi? Ben mesela önceden oynadığım gençlerin çalışkanlığına hayranım. Bazı gençlerimizle çalıştım. İsim vermeyeyim. Gerçekten yani çok üzüldüm ya. Üzüldüm yani. Evet. Üzüldüm. Yani insan şey set ekibi hazır bekliyor bilmem ne. Telefon buraya konuyor. Telefonla oynanıyor. Yönetmen hayır. Ya yönetmen uyarıyor, o uyarıyor. Yani bence emeğe saygısızlık orada. Yani bir de ezber yok. Vallahi onlar gidici. Merak etmeyin. Yani merak etmeyin. Şaşırmıştım işine, ya. İşine değil de telefonuna sarılıyorsa o telefonla beraber gidiyor biliyorsun. Yani bu bir örnekleme yaptım. Hayır, tabii içinde çok var. Çok var. Ama çok var. Ben çok üzülmüştüm açıkçası. Niye hiç böyle üzülme diye. Bu işte ne oluyor biliyor musunuz? Kendilerini önemseyip işi önemsemiyorlar. Aslında tam tersi olması lazım. İşi önemseyecek. İşi önemse kendini önemseme. Ben evet, aktörüm, aktrisim. Yok öyle bir şey. Önce iş. İş. Geleceksin sabah. O zaten seni bir yer sahip çıkıyorsan seni zaten bir yerlere taşıyacaktır o iş. Evet. Yeni arkadaşlara. Anlamını bilmiyorum. Bu ne demek diyor. Yani sen evde ya çalış iki sayfa. İki sayfa çalışmadan nasıl? Yönetmen dilinde tüy bitti. Çalışın bitmez. Ne olur dedi. Yok, çalışmaz. Yani gerçekten çocuğa ya, çalışmaz. Ondan söyleyen sonra yönetmene bazıları de. Şey, onlar gidici dediklerim bu işle ilgilenmiyor. Fakat eski dönemde film çekerken biz sinema dönemini söyleyeyim. Dizilerde bu bende olmadı. Türker abilerle iyi yapımcılarla çalıştım ben bayağı. O yüzden bizde hiç olmadı. Ama sinema döneminde kısa rolü vardır mesela 2-3 günlük. Hani gelir de lay lay. Sadece şunun için para falan da istemezdi o oyuncularımız. Gelirlerdi nereden? Setten geliyorum falan. Hava. Var ya tabii ne? Sete çağırdı. Ya 20 gün sürüyor 3 gün geliyorsun ama her gün bir yere giderken setteydim. Sette şu filmde rolüm vardı sonra arıyorlar yani şu arkada geçen bendim falan gibi böyle bir havalar ay, hala var. Bu var, havalar var. Dizilerde var. Yeni gelen kızlarımız da oğlum varsa onlar ya gidici ya kalıcı. Peki. Öğrenecekler. Bir tek bir filmi var onu da söyleyeyim. Aşktan Kaçılmazı o da Macit Sonkan'ımız oynamış. Evet. Değil mi? Macit Berk de Oktay çocuk oynadık. Genç Berk arkadaşımız. Oktay, evet. Onur Öztürk, Pelin Akın. Orada da senin yaptığın diyalek, oynadığın oyun sonunda bayıldım. Diyarbakır'da devlet tiyatrosu açmışsın. Biz konservatuardan mezun olduk 1988'de. O yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu açıldı. Ve biz ilk kadro oraya gittik. Açılışında vardı. Açılışında. Tamam, okay. Benim için çok önemli bir yeri vardır Diyarbakır'ın. Hayatımda da çok önemserim oradaki tiyatroyu. Diyarbakır'da önemserim. İlk profesyonellik yaşamım orada başladı. Çok güzel anılarım da var orada. İlk defa tiyatroyu görenlerle yüksek ovaya turnelerimiz oldu. Yani oradaki ilk oyun neydi? İlk oyun Ayar Hamza. Ali Bey'in Ayar Hamza'sı. Yerli oyun. Ha. Onunla açtık. Şöyle söyleyeyim. Diyarbakır halkı bizi çok sahiplendi. Hı hı. Tiyatroyu çok sevdi. Sonra biz kurslar açtık. O kurstan yetişen çocuklar konservatuarlara girdi. Diyarbakır'da. Tabii. Birçoğu devlet tiyatrosunda oyuncu. TRT'ye spikerler çıktı. Hı hı. Bizim o kurstan. Diyarbakır çok güzel. Aa, bir yer. Hiç bir şey anlatayım size. Güngör Dilmen'in kurbanını oynuyoruz. Ben de orada ağa oynuyorum. İşte yanımızda da bir bakkalımız var. Bir de Emir var, bakkalın oğlu. O zaman 9-10 yaşlarında. Hani bazen oyundan çıkınca yanımızda nakit para falan yok. Bir şeyler alıyoruz, yazdırıyoruz. Bir gün gittim hesabı ödeyeceğim. Babası dükkanda. Dedim işte saydam defterde. Arıyor saydam yok. Emir dedi. Nerede saydam abin? İsmi nerede? Hesabı nerede? Baba dedi saydam abi değil.
Mahmut Aga'dır o. Yani roldeki ismini yazmış oraya benim. Harika ya. Canım çok ya. Çok güzel tabii. Ya. Saydam abin nerede ya? Diyarbakır'da, Saydam unuttu tabii. Suna Hanım, Diyarbakır'da tanıştık biz. Onu unuttu. Unutmadı da. Unutmadı da soru olarak hazırlamıştık biz. Onu öyle biliyor. Mi ya? Onun için dedi ki ben unutmuş pozisyonuna gireyim. Öyle mi? Unutur. Pardon ya. Ben de her şeyi berbat ettim. Estağfurullah. Zamanlama gene yanlış olsun. Oldu. Hayır, tarih tutmadı. 88'den bahsettik ondan. Diyarbakır'da mı tanıştık? Evet. Evet, turneye gelmişlerdi. Siz de turnedeydiniz. Yok, biz orada yerleşikti. Diyarbakır kadrosundaydım. Ha, turne değil, kadroda. Ben turneye gelmiştim. Düdüklü'de Kıymalı Bamya'yla. Devlet Tiyatrosu. Devlet Tiyatrosu'nun. Siz de devamlı oradasınız. Oradaydık. Devlet Tiyatrosu. Orada evet. Tanıştık. Tanışmamız, flört etmemiz, evlenmemiz hepsi bir ay içinde oldu. Wow. Aslanım ya. Ne bileyim ama ben espri öyle yaptım. Benimle evlenir misin? Yok yok, yok bir ay değil. Bir ay değil. Espri yaptım bir ay değil. Üç ay içinde. Üç ay. Espri yapmamışım da. Yani bir ay, üç ay ne fark eder ki? Bir ay, üç ay, üç ay, üç ay. Kaç sene kaldın o şeyde? Beş yıl. Beş yıl Diyarbakır. Diyarbakır beş sene. Şimdi tabii 10 yıl kalıyor genç arkadaşlar. Ne diyorsun ya? Ne, mecbur mu? Mecbur. Mecburi hizmet gibi bir şey yani değil mi? Normalde, 10 yıl. Normalde 5 yıl diye gidiyorlar ama hani biz 2 yıl diye gittik. 5 yıla çıktı. Bizden sonraki arkadaşlarımız da 5 yıl diye gittiler. 10 yılı doldurdular. Oralarda Doğu'da nerede şey var? Devlet Tiyatrosu var. Hangi şehirlerde? Doğu'da Van'da var. Sivas'ta var. Diyarbakır'da var. Erzurum var. Antep'te sahnemiz var. Bir de sahnelerimiz var. Yani, Elazığ'da evet, sahnemiz var. Malatya'da sahnemiz var. Antep'te sahnemiz var işte. Oraya düzenli olarak turneler yapılıyor. Çok önemli ama orada sahnelerin olması Suna Hanım. Yani herhalde, o Anadolu'ya yani için, orada mi? Evet tabii. Ülke adına devlet tiyatrolarının yani tiyatro her özel tiyatro gidemiyor. Yani maddi tabii. imkansızlık bilmem ne ama devlet tiyatrolarının Doğu'da, Güneydoğu'da, Anadolu'da daha doğrusu sahnelerinin olması ve şubelerinin olması ya yani birimlerinin olması çok önemli. Çünkü çok bir kültür hizmeti olarak gidiyor. Zaten kültür, nasıl Milli Eğitim Bakanlığı bu da kültür hizmetidir. Bence her zaman olmalıdır devlet tiyatrosu. Ben çok basit bir soru soracağım. Yani kültürün ne faydası var? Oralarda kültürün mesela tiyatro kültürünün ne faydası var? Onu bana anlatın. Tabii ne faydası var size söyleyeyim. Ben onu tahmin ediyorum da ben her seyirci için tabii. Ben sizin cevabı bildiğinizi de biliyorum. Sanat ve kültür insan kalitesini yükseltir. Yaşam kalitesini, seçimlerini daha doğru yapmasını. Daha bir hayat estetik sel bakmasını. Şunu söyleyeyim size, bunu bir arkadaşım yaşadı. Diyarbakır'dan 5 yıl sonra tayin olan bir arkadaşım İstanbul'da bir taksiye biniyor. Taksi şoförü diyor ki abi ben seni tanıyorum. Sen düğün ve davulda oynamıyor muydun? Evet. Abi ben oyuna hastasıyım. 3 defa geldim. Abi biliyor musunuz siz Diyarbakır'ın çehresini değiştirdiniz. Bunu bir seyirciden duymak çok önemli. Çok önemli. Şimdi öbür türlüsü şöyle böyle ahkam tabii, kesmek tabii. olacak ama birebir bunu yaşadığımız için ben de birkaç şeye tanık oldum. Dediğim gibi İnsanların hayatlarına dokunuyorsunuz olumlu anlamda. İşte konservatuara giriyor, güzel sanatları seçiyor bir çocuk. Önünü açıyorsunuz, ufkunu açıyorsunuz. Ha tabii şunu da söyleyebiliriz belki. Ya her şey Almanya'dan çıktı. Felsefe akımları, değil mi? Tiyatro, modern tiyatro. Ama bu kültürü üreten Almanya Hitler'i nasıl üretti? Bazen kültürde yetmiyor olabilir. Ama şimdi başka bir test konusu bu da. Yani tabii. Eğer niyet varsa, art niyet varsa. Hayır, o da kültüre düşkündü. Ressam da o da değil mi bile? Kültürde yani. Biz Şişli'de ileride, 78'lerde oralarda, Şırnak'ta, Hakkari'de oralarda sürekli biz konser. benim için çok farklı. Oranın dokusu çok farklı. Evet. Oradaki insanların o zamanki dönemde çok çok temiz ruhlu insanlardı ve o kadar rahat ediyordu ki sokak yürürken, yol yürürken kimseyi rahatsız etmiyordu.
Mardin'de yolda yürüyordum mesela, bir çocuk geldi, abla çok güzelsin dedi, bu kadar yani şey. Ama şimdi o yıllarda tuhaf bir şey vardı, çok farklı bir dokusu. Ben en son geçen vardı. Sene işte bu Aşktan Kaçılmaz'da çalıştığım zaman Midyat, Mardin, aslında insanlar değişmedi Sunay Hanım. Ben uzun süredir gitmediğim için yani kendim. Gene gitseniz gene sizi sıcaklıkla karşılarlar yani oradaki insanlar. Ben zaten oranın insanlarını biraz Karadenizlilere de benzetiyorum espri olarak. Evet. Ben oğlumla mesela Diyarbakır'dan arabayla gittim, onu da anlatayım. Hasankeyf işte gezdiriyorum onu. Dönüşte Batman'dan benzin alacağız. O esprili bir şey. Oğlum in de dedim, yani bizde numaralar var ya benzincilerin. Git dedim, hemen şuradan çektir, inmeyeyim dedim ben şimdi. Tamam anne dedi, çektirdim dedi. Adama soruyor, kaç numara diyor? Bir numara diyor. Bakıyor ki 3 numara. Kaç numara diyor? 1 numara diyor. Yani niye? Bizim benzin 1 numara kardeşim. Reklam gibi bir reklam. Harika ya. Ya aslında böyle konuşmak bile belki ayıptır. Yani orasını böyle ayrı tutuyoruz gibi. Yani oraya gittiğinde onun dokusu bilmem ne. Ama şöyle bir durum var. Sonuçta hakikaten o dönemde özellikle yani 70 yıllarda çok uzak geliyordu. Yani Hakkari dediği zaman, Şırnak dediği zaman o başka bir dünya. Ya ay desen, Mars desen de aynı bizim için o zaman. Hani oraya gitmek bayağı ama güzeldi. O zamanlar için gerçekten büyük bir risk alınarak gidilmiş herhalde. Yol çok büyük bir yol. Uçak yoktu değil ama mi? Ama orada şeyi de karşılaşıyorduk. Hep böyle küçük özel tiyatrolarla karşılaşıyorduk. Bölgesel ama değil resmen mi? Resmen böyle çadır tiyatrosu gibi falan oluyordu. Şimdi onunla ilgili bir şey anlatayım. Biz yine bir turneye gittiğimizde geldiler. Karı var mı karı dediler. Çadır tiyatrosuna. Evet. Bize dedi ki var, gel. Geldi, izlediler ve özür dilediler. Hı. Abi biz sizi yanlış biliyormuşuz. İlk defa ben tiyatro izliyorum. Oh ne güzel. O beni oynamalar. Tabii dansçısı. Ben de film çektim oralarda. Değil mi? O Mardin, Urfa, Gaziantep, o taraflarda 2-3 tane filmim var. Her gittiğimiz yerde, kamerayı koyduğumuz her yerde müthiş bir sevgiyle. Bir de bir başka bir gözle bakıyorlardı. Tabii. Oyuncularımıza, starlarımıza. Hani sigara içiyor mesela star bir yer. Saygı diyor, çok müthiş bir yani büyütmüşlerdi böyle. Onun için iç içe olduk. Ben onun insanlarını hala bütün Anadolu insanını, ülkemdeki bütün insanı çok seviyorum. Onun için sizleri de çok seviyorum. Evet, ben de çok seviyorum. Senin filmlerin varmış. Bağırıyorlar içeriden. Abimiz filmlerini hazırladık. Saydam Yeni Ay filmlerini bir görelim. Bilgisi olsun diye gösteriyorum. Biz borsacılar bu tür hastalıklara kısaca paradoks deriz. Valide şu paraların yerini söylese de sonra ne olursa olsun. Bize ne canım? Sağ olasınız. Ben zaten başından beri biliyordum ama söylemeyeyim dedim. Valide benim. Zatında ben de çakmıştım Zoka'yı ama ben de çaktırmayayım dedim yani. Ben de... İstemiyorum. İstemiyorum. Uzun zamandır tanışmak istiyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Keşke daha hoş bir vesileyle olsaydı. Hem sen istediğini alacaksın hem de ben. Bundan daha hoş vesile olur mu? Benim gözüme nedense pek öyle gözükmüyor. Bir gün sana kendi ellerimle yemek yapmak istiyorum. Sen? Ben çok güzel yemek yaparım. Ama kendi düzenim olması lazım. Kendi evime çıkınca yaparım. Valla parmaklarını yersin ha. Şu anda menajerinin evi senin için daha güvenli. Bu kadar kaldın madem, biraz daha kal. Düğünden sonra gidersin. Düğün mü? Kimin düğünü? Bizim düğünümüz canım. Ne olur kal. Allah için. Sen olmasan kim bozacak düğünü Galip? Sana ne kardeşim? Eski karı. Kızımın annesine alınmış bir hediye. Haddini bil. Galip, delirtme beni. Ver şu paketi. Vermiyorum. Vereceksin. Ya Recep abi yapmayın ya. Vereceksin abi, de yazdık yine. Abi Allah aşkına yapmayın abi. Ver ulan. Bırak. Abi ver yapmayın. Diyorum, bırak şu paketi. Abi, yapmayın abi. Gözünü sil. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne bu haliniz?
Müstakbel nişanlına sor. Zorbalık yapan o. Baba izin verir misin açıklayayım? Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç akıllanmayacaksın sen. O kadına bunu nasıl yaparsın? Baba ben bir şey yapmadım. Eğer dinlersen... Birlikte ne işiniz vardı Leyla'nla? İyi de dinlemiyorsun ki. Ben sadece... Sen sadece kendini düşünen bencil bir çocuksun Yaman. Dönmemeye kararlısın demek. Bu yoncanın okul hediyesi olarak almıştım. Bugün verecektim ama... Almayacak mısın? Geri vereceğini umuyoruz. Elbette Mr. Feller. Siz bana istediklerimi verin. Ben de size ait olanı geri veririm. Biz müttefiklerimizin taleplerini her zaman dikkate alırız. İstedikleriniz verebileceğim şeylerse vermekten mutluluk duyarım. Benim için iki önemli konu var. Birincisi medya. Türk medyasının çok kutuplu dünya düzenine adapte olmasını engelliyorsunuz. Şamir kendi ülkesinden kilometrelerce uzaktaki İranlılardan korkuyor. Ama unutuyor ki benim ülkemde, kalbimde 3 milyon Türk yaşıyor. Ve onları asimile edemiyorum. Türkiye'nin Avrupa'da yaşayan Müslümanları örgütlediğini düşünsenize. Benimle böyle konuşamazsın. Kendine gel. Sinan, bırak gitsin. Doğrusu bu oğlum. Biraz düşünsün. Sonra konuşursunuz. Doğrusu bu mu? Neyin doğrusu? Kimin doğrusu baba? Sinan, o zavallı sıradan bir kız. Sen koskoca holdingin gelecekteki başkanısın. O kız sana niye yanaştı sanıyorsun ha? Kara kaşın kara gözün için mi? Baba bırak bunları, seninle tartışmak istemiyorum. Tartışma zaten. Ben senin babanım. Hayatta her şeyi senin için yaptım. Senin mutluluğun için. Acem Şah'ın tahtını başına geçirmeye gidiyoruz. Ordunun başında bizzat ben olacağım. Dedem Murat Hüdavendigâr Kosova meydanında şehit olmadı mı? Sultan Süleyman'ın Zigetvar yollarında can teslim etmedi mi? Doğrudur. Lakin... Lakin yok hemşire. Lakin yok. Herkese yakıştırdığın şehadeti bu Ahmet'ten mi sakınırsın? Estağfurullah. Ben sizi düşündüğümden, devletimizin bekası için tasa ettiğimdendir. Koca devlet-i âliye, bu garip kulun eline mi bakar sanırsın? Devletimiz önce hafızı mutlak olan Allah'ın himayesindedir. Söyle İbrahim Paşa, söyle. Alemi ahirette bu vebalin hesabını ben nasıl vereceğim? Bu mazlumlar benden hesap sormaz mı? Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber hesap sormaz mı? Söyleyin paşalar, deyin alimler. Ben bu yüz karasıyla nasıl can teslim ederim? O mazlumların ahı kor gibi yüreğimi yakmaktadır. Kısasa kısas yapacağız. Madem oyun oynamak istiyor, Murat'ın oğluna karşılık Kendal'ın oğlu. Şartları eşitleyelim bakalım. Rüzgarı aldı. Çıkarmasını sağlamak gerekiyor. Onu daha büyük bir ceza bekliyor. Bu sadece uyarım. Senden istediğimiz basit. Kendal'ın sağ kolu olacaksın. Ne yap ne et ol. Attığı her adımı bize bildireceksin. Biz de Recep'i unutacağız. Saydancığım ya ne yakışıklı sen. Sert adam oldu artık ya. Ya bak kaç tane değişik rol oynuyor ve şeyde tabii. Yani karı koca bu kadar değişik rollerde oynasın. Çok iyi ya. Çok ve bu kadar başarılı olsun. Yani bir tabii alt yapı var. Hep böyle işte rahmetli, gene rahmetli anacağız ama Levent Kırca dedi ki, programını geçen hafta tekrarını koymuştuk, yattığı yer cennet olsun. Programımıza çağırmıştık, beraber konuştuk Sunay'la da. Bir oyuncular vardır dedi, bu oyuncular dedi gelirler oynarlar. Bu rol oynar, sayarsın, verirsin, o oynarı. Bu oyna, buna da oynar. Şöyle bir oyun, o da oynar. Çünkü dedi onlar cumartesi gelip pazartesi star olmadılar. Şimdi görüyorsun. Kurtlar Vadisi. Şurada bir liste çocuklar yaptı. Hangisini de hangi rol oynadın? Kucağında çocukla bir şey oynuyorsun.
Yani Şehnaz Tango diye bir şey gördük. Ferhan Kutman, Erdal Özyağcılar. Vay Anam Vay diye bir şey gördük. Nevra Serezli, Atilla Olgaç'la oynamışsın. Arkadan yaşanmış şehir hikayeleri gördük. Şevval. Orada Şevval Sam, Onurşan, Rojda Demirel diye bir kızımız var. Nihat, Nikerel, Ali'ye uzun atağan, bizim canımız bu Ali'ye biliyorsunuz. Atağan. Arkadan işte bizle beraber çalıştın. Şeref duyduk, onur evet. duyduk. İkinizle de bu Zoraki Koca'da çalışmaktan. Biz ilk beraber kameraya sizinle yani. Beraber mi olduk? Evet. Aynı anda hiç çıkmamıştık. Ümit Bey bizi öyle. Ama sonradan bir giren bir karakter. Giren karakterdi. Evet, sonradan onun içinde girdi. Saydam'da yani, bir dizi bitti. Şehir, yaşanmış şehir hikayeleri bitmişti galiba. Leyla bitmişti. Ha Leyla bitmişti tabii. Size hadi gelsin dediniz ya. Gelsin. Bir gördüm ki dedim ki ya kardeşimiz bir de eşi bir de kardeşim. Ben şimdi ne olduğumu anlamadım zaten orada yönetmen olarak. Çok güzel çalıştık ama Sinan. Yani canım, yani şöyle ne olduğumu anlamadım. Enişten mi oluyordu? Yoksa sen gelinin mi oluyordun? Öyle bir şey. Çok güzel bir ekiptik çok, gerçekten. Çok. Bazen insan o yapımcılarımız anda... Yapımcılarımız da şahane. Evet onlarla evet çok çekerler. Güzel. Onlar bıraktılar. Sene 2007. 2007. Çok eski değil. Değil. Yapımcılarımız da çok şekerli. Levent'le... Bıraktılar ama sonra yapıp. Onlar gene hala var. Ayda ile Levent. Tabii. İnanılmaz çok, bizim evet, dostlarımız geldi, ve bu işi... Ben en son oyunuma çağırmıştım. Bilen, kalite, senelerini evet. vermiş insanlar orada. Orada da gene geçtik ama... Saydam Yeni Aycım var. Seray Gözlerimiz var. Sümer'imiz var rahmetli. Cihat. Filmacımız. Cihat Tamer var. Işıl Yücesöz, Zerrin, Sümer, Alican Yücesoy. Evet. Bunlar biliyorsun Alican falan bayağı bir star evet, oldu. Kardeşimiz yani, oldu. Evet. Leyla'da hak ettikleri yerlere geldiler. Evet. Çocuklar. Canım. Leyla'da da Saydam Yenay, Sinem Öztufan, Sermin Hürmeriç. Sermin bir de abla. Fulya Özcan. Sonra bir Kurtlar Vadisi Pusu oynamışız. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun. O da iyi bir oyuncu kardeşimizdir. Evet. Çok da severim onu ben. Ve bizim Can abimiz var orada. Can Gürzap abimiz. Can Neco. Hocam. Serpil Tamur ablamız. Benim ikisi de benim hocamdır. Can hadi Gürzap ya, ve Serpil abla yönetmenimdir de. Kaktüs Çiçeği yönetendir. Biz de çalıştık beraber. Tabii, Kaktüs Çiçeği'ni yönetti. 2x2 en son yönetti işte. Ya bu, bu şey ne o? Can Gürzap, işte Serpil Tamur... Yani benim adıma söylüyorum. Seray Gözler, Saydam Yeni Aylar, işte rahmetli andığımızlar var hani Sümerler falan. Yani bunlar biliyor musunuz? Sizlerin yerine şunlar gelmiyor. Kaybettiklerimiz var ya sıralamayalım. Onların yerine de gelmiyor. Duygusal evet, gelmiyor. Yani bir Sümer Tilmaç gelmeyecek. Bir Levent gelmeyecek. Yani bir şok geçirdiğimizde mesela Zeki Alasya ya. Gelmeyecek. Bunlar insanın yüreğinde, gözlerinde bir şey ağrı yani benim. Ben eli onların hepsiyle çok çok iç içeyim yani. Tabii siz. Onun daha... için o kadar çok üzülüyorum ki ve bu arada da biliyorsun benim dizilerimde ve filmlerimde çok oynayıp beraber anıldığımız Fatma Girik. Ya, evet. Bizim canımız yerimiz ve Memduhun abimiz. Onu da bir kaybettik. Türk sinemasında ustamız Memduhun, yönetmen abimiz. Yattığı yer cennet olsun. Unutulmayanları da bir görelim bakalım. Kalplerimiz Seni Unutur mu da bu hafta yakın zamanda kaybettiğimiz Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Memduhun'u anıyoruz. 1920 yılında başlayan hayatı, futboldan sinema yönetmenliğine, oyunculuktan senaristlik ve yapımcılığa uzanan başarılarla dolu bir yol olmuştur. Bu soygun düzeni böyledir atam. Ben böyle istediğimden bilmem kim nebuz, bilmem kim bakan olmuştur. Allah mısın lan? Yık yıkacaksın! Memduhun, futbol hayatı bitince 1947'de Turhan Üntakma adıyla oyuncu olarak sinemada yer almış, 1951'de ilk film şirketini kurmuştur. Yani kısacası kader onu film sektörünün içine çekmiştir. 1960'tan beri sinema sanatçısı Fatma Girik'le birlikte hayatı paylaşan Memduhun'un
Önceki evliliğinden Sevda ve Uğur adında çocukları vardır. Oyunculuk ve yönetmenlikte film sektörüne adını altın harflerle yazdıran ünün yönetmen koltuğunda emek verdiği en dikkat çekici yapımlardan bazıları, Üç Arkadaş, Ağrı Dağı Efsanesi, Zıkkımın Kökü, Toprak Ana ve son filmi olan Sinema Bir Mucizedir. Yok canım, koskoca konakta rahatsızlık ne kelimez. Zaten mesuliyetin de burada. Yönetmenliğin yanı sıra oyunculuk da yapan ün bazı filmlerde rol almıştır. Bekçiler Kralı, Umutsuzlar, Toprak Ana, rol aldığı filmlerden bazıları. Sinemanın çınarlarından biri olan Memduh Ün'ü, Kalplerimiz Seni Unutur mu ekibi olarak saygıyla anıyoruz. Ne kadar üzülüyoruz değil mi? Birileri geliyorlar, hatta böyle biliniyorlar da, bilinmiyorlardı da gidenler var böyle aralarda. Ama bize bıraktıkları şeyler için de teşekkür ediyoruz. Ben de aynı şeyleri söylüyorum. Yani sinemamızda, Yeşilçam'da çok şey bırakan abilerimiz, ablalarımız diyelim ve ustalarımız, birkaç sene içinde fazlaca kayıplarımız oldu. Allah artık olmasın. Hepsi var olmasın vallahi. Olmasın. Hepsine rahmet anın. Bu arada güzelim, seni tabii ikinizi de muhteşem oyunlarınızda söylenecek bir şey yok. Öyle bir hatırladınız bizim çektiğimiz Zoraki Koca'dan başka öyle yüreğinize sinen var mı? Biraz Zoraki Koca'dan sonra. Koca'dan başka, öncesi sonrası değil. Yani Koca'yı beraber çektiğimiz için Zoraki Koca'yı keyif aldık. Keyif aldık. Ben mesela Süper Baba'dan da keyif almıştım. Yabancı damattan keyif aldım. Bir de Sonbahar dizisi çekmiştik biz. Sonbahar. Çok hoş bir çalışmaydı orada. Şebnem İşi Güzel'inde o aslında senaryo. Sonra bir takım değişikliklere uğrayınca senaryoda insanlar tabii şey bir sene ama çok güzel gittik. Orada da keyifli çalışmıştım ama keyifli çalışmakla sıcak çalışmak arasında fark var. Hem keyifli çalışıyorsunuz hem sıcak çalışıyorsunuz. İkisi bir arada bulmak çok zor. Halil İbrahim sofrasında çok eğlendim. Bayağı böyle o kadın gibi davranmaya çalıştım. Hiç umurumda değil o çocuklarla falan. Yani o da çok keyifli bir çalışmaydı. Sıcak bir çalışmaydı o da ayrıca. Çünkü Kadir Çöpdemir de vardı orada. Bu şey, o da matrak bir çocuk. Oyun farklı bir karakteri yaratmak. Terapi gibi bir şey. Evet. Değil mi? Evet. Ben onu geçen gün anladım. Aa dedim ben özledim. Çünkü yani değil istediğin mi? Şeyi yapıyorsun. Yani yapabiliyorsun. İstediği karaktere yaratabiliyorsun. Çünkü şimdi bize çok lazım ya artık. Sonra eve gelip normal olabiliyorsun. Ben çok normal yaşıyorum artık. Sıkıldım. Onu söyledim. Ben de aynı şeyi söyledim. Artık dedim ya bir tiyatro sahnesine çıkmam lazım. Önce tiyatroya çıkmam lazım. Yani. Artık diyorum şey yapayım diyorum. Ama Saydam'cığım senin böyle mesela ben şeyde Kurtlar'da çok beğendim. Yani o sert ve şey tavrını. Ben Osmanlı'daki tiplemeni de çok beğendim. Evet. Şimdi bu değişken oyunlarda o dünyaya geçmek hanımlar öyle dedi ama senin mesela ya ben Robert De Niro diyormuş ya eğer ki filmlerde ben bu kadar çok manyağı, polisi olsa bu su falan oynuyorsa katil falan olurdum demiş özel yaşamda. Bunları oynayarak büyük bir rahatlık duyuyorum falan. Acaba böyle içinde yüreğinde ya ben böyle bir şey oynayarak götürürüm içimde falan dediğin yani içine sinen bir şey var mı? Tiyatroda Hamlet değil ama Macbeth oynamak isterdim. Macbeth'i seviyorum. Sen Richard III diyordun. Hı, o sahneye koyacağım. Onu Onur'a sahneye koyacağım. Bu arada yönetmenliğimiz var. Yönetmenlik de yapıyorum evet. Neleri koyduk sahneye? Biraz ondan da konuşalım mı? Üç sene önce Michelangelo'yu koydum Devlet Tiyatrosu'nda. O gerçekten çok bir ilginç bir çalışma oldu. Seyirci dekorun içindeydi. Tekel sahnesinde. Yani Sistine Şapeli'ni kurduk biz. Tekel sahnesine. Devlet Tiyatrosu'nun kapalı kişi oynadı. Bu sene bir teknik problemler oldu, durduruldu. Sanırım yine yaksilik olmazsa konulacak. Mario Faratti diye Kurban diye bir oyunu vardı, polisiye komedi. Onu koydum sahneye. Bir de dışarıda oyunlar yaptım. Ben gençlerle çalışmayı seviyorum.
Bu sonu mutlu biten hikayelerden biri değildi. Tiyatron diye gençlerin kurduğu bir grubu çalıştırdım, reisini yaptım. Yine geçen yıl Oyun Bandı ismini benim koyduğum bir oluşum vardı. Uyanış diye bir oyun yaptım. Onu sahneledik. Bu yıl da Devlet Tiyatrosu'nda Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nda oynuyorum. Full. Full. Niye? Ben biliyorum. Çünkü bizim asistanlarımız da, bizim Bakırköy'de kardeşlerimiz de var. Gitmek isteyenler çok vardı. Senin geldiğini duyunca millet böyle aman ne var? Ya biz oraya gidiyoruz. İşte şurada bilet yok, burada bilet yok. 15 gündür koşturuyoruz diye. Bayıldım. Birkaç yerde oynuyoruz. Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, Cevahir. 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 Birkaç yer var galiba var. Daha değil mi? Var. Ve full gidiyoruz. Full gidiyoruz evet. Ne güzel ya. Ne var? İşte temin konuşuyoruz yani iki kişi seyretse falan. Full olunca başka oldu. Tabii ki. Tabii. Ben mesela ben bile keyif aldım diye biliyor musunuz? Şimdi sizin işte Seray Gözler eşi Saydam Yenay işte onun o size mi geliyor ne? Biz ondan bilet bulamıyoruz. Bize söyler misin? Şimdi böyle bir keyfini bile yaşadım size. Yani canım benim mutluluk. Sağ olun. Bu arada yani. Biz oturuyor muyuz? Yani. Bu ara evet ben oturuyorum bu ara. Nasıl vardı? Şöyle ya şimdi aslında tiyatroda olacak da ikinci turda. Daha sonraki turlarda çok güzel yeni bir çeviri var. İnşallah olur o. Bir aksilik olmazsa. 4 kişilik. Hı. Bu sefer 2 kişilik değil. 4 kişilik ama güzel bir tekst. Polonya şeyinden oyunu. Ondan bir çeviri yaptı arkadaşımız. Ben onu sevdim. Bakalım inşallah bir aksilik olmazsa. Devlet Tiyatrosu'nda evet, mı oynuyorsunuz? Evet, Devlet Tiyatrosu. Şimdi siz mesela Devlet Tiyatrosu'nda oynarken başka bir tiyatroda ya da bir şeyde oynama hakkınız yok. Devlet tiyatrosu bir iş var. Şöyle işimizi aksatmamak. Kaydıyla dışarıda dizilerde oynuyoruz. Ben yine dışarıda gençlerle bir oyunda da oynuyorum bu arada. Onun provasına gidiyorum. Tabii. Yani provası derken oynuyorum oyunculuk mesela, olarak. Oyuncu olarak tabii. Aksatmadansa okey. Tabii ki tabii ki. Ben oyunculuk anlamında oturuyorum. Eğitmenlik anlamında çalışıyorum da. Onu da söyleyelim işte. Eğitmenlik anlamında var. Sizler oturmayın zaten. Hayır. Yani onu oyunculuk olarak biliyorum. Sinan Hanım dediği dinleyelim. Gibi böyle oyunculuk şeylerimi artık saydım. Dedim ki yeter artık ya oynamak istiyorum. Ne zaman asıl şey yapılacak falan diye böyle beklemedeyiz. Şimdi tur oyunları çıkıyor. Bundan sonraki turlar yani bizde turlar vardır. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur. Yani ikinci turda herhalde bir aksilik olmazsa. Mutlaka. Yani bir de ben hep prova yapıyorum da bir türlü çıkamıyorum seyircinin karşısına dermişim. Bizim program uğurludur merak etme. Uğurlu değil mi? Çok uğurludur güzel. Göreceksin. Evet ama söyleyeceğim. Siz şimdi iki sanatçı olarak bir de başarılı sanatçı, karı koca olarak bu evde çalışmalarda birbirinize yardımcı mısınızdır oyun adına yoksa hop. Benim işim benim tiyatro oynuyorum. Asla o biz benim. Birbirimize yardımcıyız. Yani yardımcı da olmak zorundayız. Zorundayız. Aynı mesleği yapıyoruz. Tabii ki. Eleştiririz. Eleştiriyi yalnız şöyle algılamayın. Yani olumsuz anlamda söylemiyoruz eleştiri. Yani şöyle yapsan daha iyi olabilir. Burası bak böyle düşünebilirsin. Bu konuda birbirimize yardımcı olmak zorundayız diye düşünüyorum. Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Eleştiriyi hep biliyorsunuz yanlış anlaşılan bir şeydir bu eleştiri. Aynen. Halbuki aynen. Yani diyelim ki ben bir oyun koyuyorum. Ya Suna Hanım, Ümit Bey bir genel provayı seyreder misiniz? Fikirlerinizi alabilir miyim? Ne güzel. Demek isterim. Çünkü neden? Benim gözüne güvendiğim insanların o genel provada bana bir şeyler söylesin ki. Yani evet şu da şöyle olsaymış daha iyiymiş. O sırada bana lazım yani. Tabii. Seyirciye çıkmadan gerekiyor onlar. Aynen. Ve ben mesela çalışırken biraz eve getiriyorum açıkçası yani tonlarımı ararken. Çünkü yemek yaparken ton arıyorum ben. Daha doğal olsun diye. Ha. Ya da bir şey varsa sesleniyorum. Efendim falan diye alıştılar sonra. Kendi kendinize yani, konuşur durumdasınız. Kendi kendine konuşur durumdayım da artık kendi yapayım. Halimi bıraktı. Çünkü bir anda yataktan kalkıp tonu buldum diye kalkan bir oyuncuyum. Evet Saydam ondan çok gene mi buldum falan deyip evet, böyle alıştılar artık. Saydam alıştı da Ege alıştı mı? Alıştı. Olan önceleri alıştı. Şey yapıyordu. Anne ne diyorsun gene deyip gidiyor. Ama öyle daha güzel oluyor. Tabii. Yani bir şeyi yaparken ya da bir dolabı kaldırırken ton arıyorsunuz. Daha doğal oluyor. Ben
bütün yani o son iki oyunlarımı da hani ödül aldığım oyunları hep böyle yemek yaparak, bilmem ne yaparak, yolda yürüyerek, trafikte giderek öyle ezberledim. Çünkü başka iş yaparken onu düşünmek daha o sahneye doğallığı getiriyor bende. Başkasında bilemem. Ödülümüz iki tane mi? Son iki oyunum ödüllüdür. No, bir daha tekrar 7 yıl. Afejale ödülü. Afejale ödülü. Öbürü? İsmet Küntay. Küntay. İkisinden hangi oyunlardı bu? Kaktüs Çiçeği 7 yıl oynadım. 2,5 senem oynadım şeyi. 2x2, 3. Evet. 2,5 sene oynadım. İsmet Küntay uluslararası yapılıyor. Türkiye devletleri bütün şeylerde. Orada da kadın oyuncu ödülünü almıştım yani. Yani bu ödüller aslında insanlara siz çok başarılısınız. Ama tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz ama buradan artık aşağıya bir işler yapmayın. Dikkat edin. Bu da çok tehlikeli. Hı-hı. Yani korkutuyor oyuncuyu, tabii. Oyuncuyu korkutuyor. Tabii. Öyle değil mi? Yani alışı güzel, öyle. Alkışı güzel. Doğru bir şey söylediniz. En son ben mesela bir tekste öyle dedim ki yani Saydam'la da konuştuk. Dediği çok önemli bir şey Ümit Hoca'nın. Çünkü ben o teksti okudum. Ya dedim en son oynadığım tekst çok önemli bir tekstti. Bunu ben oynasam ne olacak, oynamasam ne olacak diye. İşte. Evet çok doğru. Yani Ümit, tehlikesi ekonomik olarak. Bu yaz ayında ama oldu bu mesela tekst işte. Geldi bana. O da iki kişilik. Ben o durum düşmedim. Ödül aldığım film işte 95 yılında en sevdiğim senaryo, en sevdiğim filmi ödül aldım. Bir daha da teklif gelmedi. Onun için böyle o kaliteden düşme ihtimalim yok. Bir de öyle bir şey oluyor değil mi? Ödül alınca bir daha... Benim haberim yok senin. Sokaktaki Adam. Bir kedi ilanın çektiği. Ha. En iyi oyuncu ödülünü aldım şimdi. Siyah. Zaten dediler ki ödül alınca iş gelmez. Tabii. Çok var. Ama yok öyle bir şey var. Doğru söylüyorsunuz. Bir öyle bir sonuçma yapmıştı hatırlıyorum ben. Aha. Kimin yaptığını hatırlamıyorum. Eyvah dedi ödül aldım dedi. Bundan sonra iş olmayacak dedi. Gerçekten. Tabii canım bizim evet, sinemada da oynayan hanımlar vardı. Bize geldiler. Ben de birkaç kişi almıştı böyle birkaç tanesine. Dedim ki işte sonra bir sene İstiklal Caddesi'nde görüyorum çalışmıyor. Dedim kızım en sonunda ne var? Ödülü aldın dedim. Kimse çalışmaz seninle. Niye korkarlar, çekinirler? Tabii tabii. Dedi ki ben ödülü de hemen dedim koşuyorsun. Dedi koşarak Antalya'ya gidiyorsun dedi. Ödülünü teslim ediyorsun bana iş vermiyorlar diye. Çok güzel efendim, doğru mu ya? Vallahi biz öyle size ya. Ödüllerimizin en güzelini vermek istiyoruz. Halkımız adına, seyircimiz adına, TVM adına ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bizi çok o kadar onurlandırdınız. Aa, biz de keyif aldık. Bizi onur ettiniz. Daha ne olsun? Sonuna geldik ama böyle şeylerin sonu olmuyor biliyorsunuz. İnşallah tekrar dizi bir başka zamanda. Dizi yaparız hocam. İnşallah. Değil mi Sunu Hanım? Dizi vallahi yaparız yani. Binlerce kere teşekkür ederim. Biraz absürt teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ben kendi başıma. Ben biraz absürt dizi istiyor. Absürt bir dizi istiyor. Absürt olsun, komedisi olsun diye. Binlerce kere teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizden siz de geldiniz. İyi ki varsınız. Ekibimiz çok adına binlerce ediyoruz. Kere bu gelmenizin getirdiği onuru hep beraber taşıyoruz. Ege'ciğime çok selam söyle. Onu çok seviyorum. Paşama'da. Biliyorsun hep Haberşova'da. Paşa'ya da selamlar. Ben son sözleri size bırakayım. Hayat adına, film adına, iş adına, burası adına böyle iki cümlede söyleyeceğiniz şeylerle programımızı kapatalım. Sizde söz. Tabii yani o kadar gergin günler yaşıyoruz ki umarım bir an önce ülkemize huzur gelir. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşamımıza geri döneriz. Seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her şeye rağmen Türkiye'de yaşamak çok güzel. Yaşamak çok güzel. İyi ki varsınız. İyi ki en iyisini yapıyorsunuz bence şu anda. En iyi olduğunuz için de kutluyorum. Aman, teşekkür ederim. yok iyisiniz. Gerçekten ben çok keyif aldım. Ekip olarak da program olarak da çok duygulandım. Sizinle tekrar karşılaşmak ve ekibe de başarılar diliyorum. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Sizlerle teşekkür güzel. Her sağ olun. Şey. Efendim programımızı bitiriyoruz.
iki güzel insan, iki oyuncu, iki güzellik timsali insanlarla beraberdik. Oyunculuklarıyla, kişilikleriyle. Haftaya görüşmek üzere. Hep beraber Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir el kaldırıyoruz.